Siirt basınının kıymetli temsilcileri, değerli yol arkadaşlarım, 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin olarak gerçekleştirdiğimiz basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Deva Partisi olarak milletvekilliği genel seçimlerinde aday adaylığı süreçlerine ilişkin olarak başvuru takvimini daha önce ilan etmiştik. Bu kapsamda genel merkezimizden ve il başkanlığımızdan 13 Mart 2023 Pazartesi günü başlayan ve 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 17'de son bulan başvuru sürecini biz az önce tamamlamış bulunmaktayız. Ancak biz basın toplantısı için hazırlıklarımızı yaparken genel merkezden bir bilgilendirme mesajı geldi. Başvurular, yoğun başvurular sebebiyle 22'sine kadar uzatılmış durumda. Yani biz çarşamba gününe kadar da başvuruları almaya devam edeceğiz. İl başkanlığımıza yapılan aday adaylığı başvurularını, bugüne kadar yapılanları ilan edilen seçim takvimine uygun olacak bir şekilde yarın itibariyle biz genel merkezimize göndereceğiz. Sonraki iki günde de gelen başvuruları da en son toparlamak suretiyle de onları genel merkezimize gönderilmesini ve seçim takviminin hiç sekteye uğramadan işlemesini sağlamaya çalışacağız. Siirt basınının kıymetli temsilcileri, değerli yol arkadaşlarım. Hepinizin malumu olduğu üzere Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın tensipleriyle 1 Temmuz 2020 tarihinden bu yana Deva Partisi Siirt İl Başkanlığı görevini büyük bir onurla yerine getirmekteyim. Yetki belgesi alarak göreve başladığım günden bugüne sürekli sahada olan, hemşerisiyle mutluluğu ve üzüntüyü paylaşan bir teşkilat oluşturduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Teşkilatlanma ve kurumsallaşma çalışmalarının bitmesiyle memleketin sorunlarının çözümü için sözcü olmaya ve bu sorunların çözümü için her türlü fedakarlığı göstereceğimize söz vermiştik. Bu sözü yerine getirmiş olmanın verdiği gönül rahatlığıyla 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek 28. dönem genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak üzere Siirt İl Başkanlığı görevimden 16 Mart 2023 tarihi itibariyle istifa ettiğimi sizin aracılığınızla bütün Siirt kamuoyuyla paylaşmak isterim. Siirt basınının değerli temsilcileri, kıymetli yol arkadaşlarım. İl başkanı olarak görev yaptığım yaklaşık 3 yıllık zaman zarfında sizlerle yapılan birçok mülakat ve röportajda özellikle sorunların çözümü için itiraz etmeliyiz demiştim. Dünya siyasi tarihindeki tüm değişim ve dönüşüm süreçleri itiraz etmekle başlamıştı ve bizim yapmamız gereken de yüksek sesle itiraz etmekti. Görev süremiz boyunca işsizliğe, zamlara, adaletsizliğe, liyakatsiz yönetime, KHK mağduriyetine, israfa, tek imzaya, mülakatlara, hayat pahalılığına, hukuk tanımayan sisteme, yolsuzluklara, boş tencereye, basının üzerindeki baskıya, çevre ulaşım problemlerine yüksek bir sesle itiraz ettik, etmeye de devam edeceğiz. Siirt basınının kıymetli temsilcileri, değerli yol arkadaşlarım. Biz itiraz ettikçe, biz sesimizi gürleştirdikçe yetki sahibi muktedirler rahatsız oldular. Çünkü biz itiraz ettikçe konfor alanları daralıyordu, keyfi davranamıyorlardı. Biz emin adımlarla ilerledikçe, hakkın ve haklının yanında omuz omuza mücadele ettikçe yetki sahipleri daha da rahatsız oldular. Olsunlar. Biz korkmadan, yılmadan sadece bugünün yanlışını değil, yarının doğrusunu da söylemeye devam edeceğiz. Damla damla başlayıp önce salonlara, sonra meydanlara sığmayan azim ve kararlılıkla ilerleyen deva damlalarını şimdi sandıklara, sandıklardan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıma zamanıdır. Deva damlaları tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yalnız gitmeyecek. Bizimle kim mi gelecek? Bizimle yandaş olmadığı için üniversite bitirdiği halde atanamayan gençlerimiz gelecek. Artan kira ve yurt fiyatları yüzünden eğitimini ara vermek zorunda kalan üniversite öğrencilerimiz gelecek. Bitmeyen, Siirt Kurtalan,
Kurtalan Batman duble yollarının mağdur ettiği yüz binler gelecek. Sosyal yardımları hak temelli bir şekilde dağıtmayan, siyasi sahiplerle sosyal yardım yapan, ihtiyaç sahibi olmayı yardım alabilmek için tek başına yeterli görmeyen zihniyet de bizimle beraber meclise gelecek. Torunlarda, torunlarına bayramda harçlık veremeyen üzgün dedeler gelecek bizimle. Çarşıyı, pazarı, müze gezer gibi gezen, eve eli boş, başı eğik dönen babalar da bizimle beraber olacaklar. Arkadaşlar, Zorava'da yapılmak istenen, ikinci HES'e karşı direnen köylülerin ve doğa dostlarının çığlığı da gelecek. Her yıl yaz aylarında su problemi yüzünden taşıma suyla çamaşır, bulaşık yıkamak zorunda kalan anneler gelecek. Su problemi bu kadar can alıcı bir boyuttayken, su problemi kadar zorunlu olmayan vitrin projelere milyonları aktaran, bu yetmezmiş gibi fiyat artırımına giden bürokratlar da bizimle mecliste olacaklar. Bizimle beraat ve takipsizlik aldığı halde kamu görevine iade edilmeyen KHK'lılar gelecek. Kurumsal hafızası her geçen gün yok edilen, ehliyet ve liyakat sahibi olmayan kişilerin farklı sebeplerle yönetici olarak atandığı kamu kurumları eşlik edecek bize. Arkadaşlar, bizimle şiddet mağduru kadınlar ve kadın cinayetleri gelecek. Bilimsel araştırma yapılmayan, arka planda yatan sebepleri açıklamaktan kaygı duyulan ve şu ana kadar bu vakalara ilişkin haberlerin veriliş şeklinin değiştirilmesini sağlamaktan başka hiçbir somut adım atılmayan genç intiharları bizimle gelecek. Özetle Gazi Meclisimize götüreceğimiz her sorunu çözmek için ötekileştirilen, görmezden gelinen, yok sayılan ve hakkını hukukunu korumaktan imtina edilen herkesle omuz omuza dayanışma ile bir yola çıkıyoruz. Adil, özgür ve zengin Türkiye'yi hep birlikte birleşe inşa edeceğiz. Korku iklimini değil, umut iklimini hakim kılacağız. Ve mutlaka kazanacağız. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Varsa sorularınızı cevaplamak. Başkanım, bu süreçte il başkanlığı görevini kim sürdürecek vekaleten? İl başkanlığı görevi için biz biliyorsunuz parti olarak istişareye ve ortak akla önem veren bir partiyiz. Kurulduğumuz günden beri böyle oldu. İl başkanlığına vekalet etmek üzere kendi teşkilatımızla, ilçe başkanlarımızla, il yönetimimizle yaptığımız istişare sonucunda il yönetimimizden Faik Şahin arkadaşımızın, İdari Mali İşler Başkanı olan Faik Şahin arkadaşımızın vekalet etmesini biz teşkilat olarak uygun gördük. Bunu genel merkeze teklif edeceğiz. Peki Sayın Başkanım, bugüne kadar partinize başvuru sayısı kaçtı? Şu ana kadar il başkanlığımıza bizzat gelerek başvuran aday adayı sayımız benimle beraber 5. Benim dışımda 3, yani bizim dışımızda Ankara'ya müracaat eden 3 hemşehrimizin olduğunu biliyoruz. Ama Ankara'ya yoğun bir müracaat olduğu için onların tasnif edilip bize isimleri bildirilmedi henüz. Toplamda şu an itibariyle 8 başvuru, ama az önce aldığımız habere göre de zaten başvurular bizim partimizde de yoğun başvurudan kaynaklı 22'sine kadar uzatılmış olduğundan bu başvuru sayısının artacağını düşünüyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. İttifakla ilgili bir şey sormak isterseniz onu da sorabilirsiniz. Yani burada bu arada siz de ortak bir aday mı çıkartılacak, yoksa bununla alakalı bir gelişme var mı? Şimdi arkadaşlar, hepinizin malumu olduğu sürece, olduğu üzere altılı masa bir seçim ittifakı modalitesi üzerinde yaklaşık 20 gündür çalışıyor. 20 günlük çalışma yoğun toplantılarla ilerliyor. Bizlerden raporlar istendi. Biz Siirt genelinde bir ittifakla seçime girmenin, güç birliği yapmanın, bir milletvekili çıkarabilme noktasında daha güçlü bir alternatifi ortaya çıkaracağına inandığımızı biz genel merkezimize iletmiştik. Haricen öğrendiğimiz kadarıyla altılı masa bileşenlerinden, Millet İttifakı bileşenlerinden oluşan diğer partilerin de bu yönde bir raporu sunulmuş kendi genel merkezlerine. Genel merkezler oturacak. Bu konuda partilerin üye sayıları, partilerin saha çalışmaları, partilerin ilçe teşkilatlarının
yapısı, gücü. Son zamanlarda, özellikle yakın zamanda burada gerçekleştirilen siyasi çalışmalar, bunlara insanların katılım durumu gibi birçok parametreyi göz önünde bulundurmak suretiyle önce hangi çatı parti adı altında burada Siirt seçim bölgesinde seçime girileceği belirlenecek. Sonrasında da adaylık noktasında da en güçlü 3 adayımızla birlikte seçime girmeyi planlıyoruz.